Merhaba sevgili arkadaşlarım, minik dostlarım. Ekin'i tanıyorsunuz. Geçen hafta Red Bella'ydı. Red biliyorsunuz, hepiniz akıllı çocuklarsınız. Red'in kırmızı olduğunu biliyorsunuz. Az çok İngilizce biliyorsunuz çoğunuz. Red Bella, kırmızı Bella demek. Geçen hafta da konumuz olmuştu. Ekin değil mi Ekin'cim? Hoş geldin. Hoş bulduk de. Evet, Ekin bugün biraz yorgun, çok uykusu var. O yüzden çok konuşamıyor ama aslında çok konuşkandır Ekin. Çok da güzel saçları var Ekin'in. Ekin bu ne? Ayna. Ayna. Neden elimizde? Çünkü bugün aynalı bir masalımız var. Bak bakalım. Bugünkü masalımızın adı sevgili arkadaşlarımız Sihirli Ayna. Hadi beraber okuyalım. Bir varmış bir yokmuş. Bundan çok zaman önce bir ülke varmış. Bu ülkenin başındaki kral sihirli bir aynaya sahipmiş. Kral her istediğini bu sihirli aynaya yaptırmış. Çalışmaktan hiç hoşlanmayan, kıskanç ve kötü düşünceli bir adam bu aynaya sahip olmak istemiş. Plan üstüne planlar kurmuş. Günün birinde bu tembel adam akşamın olmasını beklemiş. Karanlık basınca kimselere görünmeden sarayın camından girmiş. Dikkatli bir şekilde kralın özel odasını bulup sihirli aynayı almış ve ardına bakmadan kaçmış. Kral uyuduğu için olup bitenden habersizmiş. Ancak nöbetçiler sihirli aynayı çalan tembel adamı yakalamışlar. Doğruca kralın huzuruna getirmişler. Hırsıza büyük bir ceza vermek düşüncesinde olan kral, "Alın götürün bu adamı. Ülkemdeki en uzak adanın zindanına hapsedin. Başkalarının malına göz dikmek neymiş? Görsün," demiş. Askerler hırsız ve tembel adamı zindana götürürlerken yanında sahibi olan bir kediye rastlamışlar. Kedi, senin de kedin var değil mi bu arada? Adı neydi? Pirinç. Pirinç, evet. Ekin'in de kedisi var. İsmi Pirinç. O geldi aklıma birden Ekin. Kurnaz birisi olan adam askerlere, "Cebimde 3-5 kuruş param var. Nasıl olsa zindanda bir işime yaramayacak. Bari şu kediyi satın alayım da bana arkadaş olsun," demiş. Askerler adamın kediyi satın almasına izin vermişler. Askerler hırsızı odadaki zindana kapatıp gerisin geriye dönmüşler. Meğer zindanın içi farelerle doluymuş çocuklar. Hırsız buna çok sevinmiş. Çünkü kedisi bu fareleri yiyecek ve kendisi de rahatsız olmayacakmış. Her şey adamın düşündüğü gibi olmuş. Kedi her gün onlarca fareyi yemiş. Neredeyse farelerin kökünü kurutmuş. Bir gün farelerin başkanını da yakalamış. Zavallı başkan ne kadar yalvardıysa söz geçirememiş. Başkanlarının tehlikede olduğunu gören fareler hep birlikte tembel adamdan kedisinin başkanlarını yememesini rica etmiş. Kedisinin başkanlarını yememesini rica etmiş. Tembel adam farelerin bu isteğiyle pek ilgilenmemiş. Bunun üzerine fareler, "Ne olur bize acı. Eğer başkanımız kurtulursa size her türlü iyiliği yapmaya hazırız," demişler. Tembel adam yardım sözünü duyunca sevinmiş. "Söz veriyorum, saraydaki sihirli aynayı bana getirirseniz sizi ve başkanınızı kedimden kurtaracağım," demiş. Başka da bir şey dememiş. Fareler sarayda bulunan sihirli aynayı getirmek için harekete geçmişler. Önce birer küçük kaşık bulmuşlar, sonra bir karpuzu ikiye ayırıp içini boşalttıktan sonra kabuğundan kayık yapmışlar. Karpuz kabuğundan yaptıkları kayığın içine binip karaya doğru kürek çekmişler. Sarayın civarına geldiklerinde akşam olmak üzereymiş. Karanlık basınca içeri girmişler. Sihirli aynayı bulmuşlar. Hep beraber aynayı denizin kenarına kadar getirmişler. Karpuz kabuğundan kayığa koymuşlar. Sonunda geldikleri gibi gerisin geriye dönmüşler. Her şey buraya kadar iyi ve hoşmuş. Ancak denizde bir fırtına çıkmış ki sormayın. Dalgaların biri geliyor, biri gidiyormuş. Fareler kürekleri çekemez olmuşlar. Batma tehlikesi geçirmişler. Bu sırada olan olmuş. Sihirli ayna suya düşmesin mi? Sihirli ayna suya düşmüş Ekin. Denizin derinliklerinde kaybolup gitmiş. İçlerinden akıllı bir fare ip bağlayarak aynayı yukarı çekebileceklerini söylemiş. Akıllı farenin söylediği gibi sihirli aynayı iple yukarı çekmişler. Kıyıya kadar zor zahmet gelmişler. Fareler hemen zindana varıp sihirli aynayı tembel adama vermişler. Buna çok sevinen tembel adam kendisine gerekli uyarısını yapmış. Fareler de yok olmaktan kurtulmuş. Tembel adam, "Sihirli ayna, bir dakika daha inandırıcı olsun arkadaşlar, şöyle alalım. Sihirli ayna, beni bu zindandan çıkar ve çok uzaklara götür. O kadar uzaklara götür ki kral beni asla bulamasın," demiş.
Sihirli ayna bu hırsız ve tembel adamı sihirli bir kuş yapmış, çok uzaklara uçurmuş. Gökten 3 tane elma düşmüş arkadaşlar. Biri bu masalı yazana, biri okuyana yani bana, biri de dinleyenlerin başına. Beğendiniz mi? Beğendin mi Ekin sihirli aynayı? Evet, kız çocukları özellikle aynayı pek severlerdi, böyle bakıp saatlerce. Süslenmeyi de pek severler. Uykun geldi mi? Ama gelmiş olması lazım. Annenin senin için hazırladığı sütü içtikten sonra uykuya dalacaksın, değil mi? Değil mi? Neden? Bir prenses kadar güzel olmak için. Çünkü uyku insanı ne yapar? Çok güzel yapar. Hadi o zaman şimdi öpücük atıp arkadaşlarımıza bir öpücük yapıp el sallayalım. Hoşça kalın.